Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Asil Kerim'in yanına geldim. Bir durumuna bakayım istedim. Şimdi yavaş yavaş toprağı tutmaya başlamış gibi gözüküyor. Alt taraftan su yürümeye başlayınca tepe budamasını yapacağım. Ondan sonra gerekli koruma önlemlerini aldıktan sonra artık toprağı iyice kök salmaya devam edecek. Şimdi ben de kompost çukurumuzun İlk atıklarını boşaltmaya başlayacağım. Evsel gıdalarımızı burada biriktireceğiz. Bu arada bahçede zeytin ağaçları falan budandı. Ön tarafta güller budandı. Güzel bir budama işlemi oldu. Onların da dallarını bu tarafı toplamadım. Diğer tarafı topladım da. Onları da toplayıp güzelce temizleyeceğim. Bunun yaprak kısımlarını da kompost çukuruna atarım olmazsa. Onlar da toprak olsunlar. Kalan dalları da artık sobada tutuşturmalık olarak falan kullanırız. O zaman şimdi çukurumuzun siftahını açalım. Atıklarımızı boşalttım. Buraya işte sebze kabukları, yumurta kabukları, çay posaları vesaire gibi güzel toprağa dönüşecek doğal materyallerimizi boşaltıyorum. Şimdi biraz üstüne toprak atacağım. Ondan sonra tekrar bu döngü devam edecek. Bunlar toprağın içinde çürüyecek. Yararlı besinlere dönüşecekler ve asil kerimin köklerini besleyecekler. Aynı zamanda diğer ağaçlarımızı da besleyecekler. Daha sonra bu çukurdaki tabii bir yıl sonra kadar doğal torf haline gelmiş toprağımızı ekimlerde yine kullanacağız. Şimdi ben size ön bahçeyi falan da götüreyim. Orada neler var neler yok bakalım. Bu arada yakında tavuklarımız da gelecek. Gerçi tavuklar gelince bunların birçoğunu tırtıklayacaklar ama olsun. Onlar da nasiplensin. Kümesimiz zaten hazırdı. Ben diğer taraftan follukları, işte suluk, gemlik vesaire onları getireceğim. Buraya bir dezenfekte edeceğim. Kireç falan dökeceğim. Ondan sonra birkaç güne kadar da tavuklarımız gelir. Bakalım ikinci bir coşkun vakasıyla karşılaşacağız mı? Ne olacak, ne bitecek? Şimdi bu tarafa geçtiğimizde yine budanmış dallarımız var. Onları dediğim gibi buraya topladım. Orada yakacağım. Çünkü bu kadar yaprağı depolamak da sorun. Neyse yanmış materyallerin bir toprağa katkısı var. Şurada kalan böbeğimiz var. Onu da temizleyeceğim. Bu arada Umut ve Tülay Hanım'ın fidanlarına da bakalım. Keyfi yerinde gayet. Artık sulamasını birkaç gün sonra yaparım. Hemen sık su vermek iyi değil. Şuradan küreğimizi alalım. Burada bu gübreyi de kaldıracağım da. Şu bizim bir pat pat motor buldum. Onun bakımını yaptırmam gerekiyor. Ama ondan önce onu götürecek bir araç ayarlamam lazım. O zaman bir Serhat abiyle konuşalım. Tabii o arada Bahar annenin fidanının yanına da geldim. Onun da keyfi yerinde gözüküyor. Toprağın üst kısmı kurumuş gibi ama alt tarafı nemli kontrol ettim. Şimdi şuradan şöyle ön tarafa geçelim. Ön bahçemizde de durum böyle. Yukarıdaki asma budandı. İşte çevredeki güller, çiçekler budandı. Asmanın kalın dallarını yine sobada yakmak üzere ayırdım buraya. Bunları parçalayacağım. Bunları da burada olduğu yerde yakacağım. Şurada da var. Güllerin budamasını da göstereyim size. Bu bayağı böyle ağaç gibi olmuştu. 35-40 santim kalacak şekilde budandı. Güzelce. Şimdi baharda bunlar tekrar açacak. Burada da budamalarımız yapıldı. Bundan sonraki aşamada şurada bir tane gülümüz var. Onu da göstereyim. Şuradaki otları temizleyip toprağa çapalamaya başlayacağım. Havalandıracağım. Ondan sonra biraz gübre serperim ağaçların diklerine. Ve burada yeni fidanımız daha var dostlar. Kum kat ektik. Bu da canım anam Funda anama, Gamze teyzeme ve Fule teyzeme gelsin. Üç kız kardeşin fidan olsun burada.
Şimdi ben neler yaptım, yapıyorum derseniz, işte şu budanmış dalları hala çekiyorum. Güller olduğu için dikenli. O yüzden diğer evden tırmığı aldım. Bir yandan buraları çapaladım ufaktan. Şu güllerin diplerini. Ondan sonra buraları biraz fazla otları temizledim. Yine daha detaylarını işte tırmıkla çekeceğim şimdi topladıklarımı. Sonra da bu çalıları yakacağım. Bir de arkadakiler var. O zaman devam edelim. Şimdi dostlar. Şuradaki biraz daha kalın asma dallarını da kestim, biçtim. Bir buçuk günlük yakıt oldu. Onlar da ortadan kalktı, iyi oldu. Şimdi bunları da yakamadım haliyle. Yaşlar. Bir iki güne kadar iyice kururlar. Zaten etraftakileri güzelce tırmıkla topladım, ortada birleştirdim. Şu etrafta biraz kaldı küçük dallar. Onları da yakarken üstlerine atarım. Burası temizlenir. Arkaları da bir temizledikten sonra pat pat da sürme zamanı geliyor. Siz de aşama aşama, en azından böyle bir bahçeniz olduğunda neler yapmanız gerektiğini bu sayede öğrenmiş oluyorsunuz dostlar. Umarım iyi bir rehber oluyordur. Bu bölümü burada kapatalım. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.